Ben sade bir kek ve çay istiyorum. Aa, hemen geliyor. Aa, Eda. Ne haber Müthiş? İyi misin? Çıldırmak üzereyim ama iyi. Ne oldu? Esmer yine peşimde. Esmer mi? Ya, Esmer. Hani şu peri kolejindeyken sana aşık olan Esmer mi? Ha, tam üstüne bastın. İşte o Esmer'den bahsediyorum. Peki nereden bulmuş seni? Ay sorma Betüş'cüm, yolda gelirken peri yollarında karşılaştık tabii ki. Her zaman olduğu gibi trafik çok kalabalıktı. Şak diye karşıma çıktı. Ondan sonra ben ondan kurtulmaya çalıştım ama nafile, biliyorsun çok inatçıdır. Ne? Adam seneler geçmiş hala bana aşık. Hatta eskiden oturduğumuz şatoya bile gitmiş bana bakmaya. Ve bulamamış tabii. Yerle yeksan olması da ondan sonra olmuş. Ya seni görünce kim bilir ne kadar sevinmiştir. Sorma, ben de çok sevindim. O ne o? Voulez-vous. Esmer'in kartviziti. Peri doğum doktoru mu ne olmuş? Gelirken yolda elime tutuşturdu. İlle de ara, ille de ara diye. Hayır, hiç işim yok, onu arayacağım. Eda. Betüş, hiç öyle bakma ne olursun. Biliyorsun sakız gibi yapışır. Hem ona mı kaldık canım? Allah'tan şatonun adresi de yok, telefon numaram da yok onda. Yoksa biliyorsun kapının önünde yatıp kalkmaya başlar. Maazallah. Betüş, neyin var? Ay bilmiyorum, bugün ikinci defa oluyor bu. Allah Allah, rengin de solmuş senin. Gel hadi şatoya gidelim, annem sana bir baksın. Yok canım, üşütmüşümdür, geçer şimdi, iyiyim ben. Aa, olur mu hiç öyle şey? Periler üşütmez bilmiyor musun? Hadi gel şatoya gidelim, annem sana bir baksın. Ya kapat, bak, bak, bak. Tamam tamam, gidelim, annem baksa iyi olacak galiba. Hadi kapat Kerem. Çok tuhaf, hiçbir peri hastalığı belirtisi yok. Belki fanilerden bir hastalık kapmıştır. Bak bakayım, ateşi falan var mı? Ay baba çok alemsin. Hiç bugüne kadar fanilerden perilere hastalık geçtiği görülmüş mü? Görülmüştür, görülmüştür. Sen de Betüş de hem fani hem perisiniz. Belli mi olur? Ay durup durup böyle içim dışıma çıkıyor. Neyim var ben de hiç anlamıyorum. Ne yapsak acaba? Peri Hanım'ı çağıralım. O bizden daha tecrübelidir. Çok isabetli bir şey söyledin anne. Hadi. Perihan teyze. Perihan teyze neredesin? Acil durum, koş. Havala havala hu. Geldim. Ah Betüş'cüğüm. Ne oldu sana kızım? Midesi bulanıyor. İstifra edip duruyor. Ay kızımın nesi var? Bir bak Perihan lütfen. Çok korkuyorum. Çok garip. Ay ben de hiçbir şey bulamıyorum. Ay hay Allah, ne yapsak acaba? Durun durun. Belki de hiçbir şeyim yoktur. Boşuna endişeleniyoruz, dur değil mi? Gene başladı. Ay aklıma kötü kötü şeyler geliyor. Ay ağzından yel alsın. Bir dakika, bir dakika. Betüş'cüğüm sen sakın hiçbir yere kıpırdama. Eğer içime doğan şey doğruysa hepimiz çok ama çok sevineceğiz. Ay, neler düşündüğünü bize de söylesene. Hem sen nereye gidiyorsun? Ben bir peri doğum uzmanı bulup hemen dönüyorum. Humala humala hamdi. Peri doğum uzmanı mı? Yok canım, daha neler? Ay Allah, Perihan da gitti, hala dönmedi. Ay nerede kaldı acaba, merak ediyorum. Havala havala. İşte geldik. Bizlere bu genç, bu yakışıklı doğum uzmanı doktor yardımcı olacak. Esmer. Esmer. Dudu teyze, Eda, Betüş. Sabah nereye kayboldun öyle? Seni gökte ararken yerde buldum. Ay bırak beni ne olur. Kırıyorsun. Ay bir yaşıma daha girdim. Yani bizim saf dilik sulu Esmer büyümüş de uzman doktor mu olmuş? Betüş. Geçmiş olsun, bulantıların varmış. Ya öyle bir gelip bir gidiyor işte, ben de anlayamadım. Ya. Aa, hiç merak etme, şimdi öğreniriz. Dur. Şimdi sahi mi? Kalc amca bir dakika. Aman sen de. Dur. Aa o ne öyle? Aa bununla Betüş'ün karnında ne var ne yok hepsini öğreneceğiz. Ay hadi. hadi ama bir an önce başla da öğrenelim hadi. Bu benim bebeğim. Hamileyim, gözlerime inanamıyorum.
Ben de. Ben de gözlerime inanamıyorum. Edacığım gözün aydın, sen de teyze oluyorsun. Oh oh, kıskananlar çatlasın. Dede oluyorum, dede. Çok mutluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Esmer, Perihan teyze, annemle Eda size emanet, tamam mı? Sen hiç merak etme hayatım. İkisinin de niye bayıldığı belli. Hadi, hadi sen bir an önce git, hadi. Evet, ben hemen gidip Sadık'a müjdeyi vereyim. Verme. Umur Bey, Sadık Bey sizinle görüşmek istemiyormuş. O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez. Olsa olsa ben kovarım. Peki, peki söylerim. Ne dedi? O şapşala söyle, kimse benim şirketimden istifa edemez. Olsa olsa ben kovarım dedi. Allah Allah, ama ettim işte. Ha, istifa ettim, istifa ettim. Oh, oh, ha, ha. Affedersiniz ama niye Sadık Bey? Bana beceriksiz dedi. Sadık Bey, ne var bunda bu kadar üzülecek? Bu adam bunu her zaman söylüyor. Ama bu defa toplantının ortasında herkesin içinde söyledi. Küçücük bir numune parfüm şişesini kırdım diye. Gururuma dokundu ya. Ben iki çocuk babası bir adamım. Onun verdiği 3 kuruş için böyle şeylere katlanamam ben. Tanıdığımda küçücük bir kolonyacı dükkanı vardı. Şimdi adam koskoca kozmetik patronu. Bunda benim çok büyük payım vardır. O yüzden insanların içinde bana beceriksiz diyemez. Tamam mı? Ben buna izin veremem. O yüzden istifa ettim işte, istifa ettim. Peki şimdi ne olacak Sadık Bey? Ekmek aslanın karnında. Bir sürü de gideriniz var. Çocukların okul masrafları, harçlıkları. Bilmiyorum. Galiba polyanlacılık oynayacağız. Hiç olmazsa 3 çocuğumuz olmadığına sevineceğiz. Oh. Herkese merhabalar. Ah, demek eve erken geldin. Sana bir sürprizim var. Önce sen söyle. Hayır, sen söyle hayatım. Yok yok, sen söyle. Yok yok, sen söyle. Benimki çok uzun. Peki söylüyorum. Ben hamileyim. Bir bebeğimiz olacak sandım. Ne dedi? Sen ciddi misin? Evet, bu harika bir haber değil mi? Canım benim, bu kadar sevineceğini bilseydim alıştıra alıştıra söylerdim. biriniz bir şey söylesenize. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum hayatım, bilemiyorum. Ben de.